Üzüldük. Yalnız ve işsiz olmanız bizi üzdü. Hayat, ne yapalım? Beni asla ödeyemeyeceğim bir minnet borcu içinde bıraktınız. Her şeyden önce bir can borçluyum ikinize de. Ya vurup da kaçsaydınız? Şimdi ölmüştüm herhalde. Olur mu öyle şey? İnsanlığa sığar mı? Neler var? Vurur kaçarlar. Ölseniz bile vicdanları sızlamaz. Oysa siz şaşırttınız beni. Sizin gibi iyi insanları tanıdığım için galiba böyle bir kazaya sevineceğim. Aslında biz seviniyoruz sizi tanıdığımıza. Çok iyisiniz. Nerede olursam olayım, sizleri daima sevgiyle anacağım. Bir yerlerde olman şart mı abla? Evimiz hepimize yetecek kadar geniştir. Sağ ol. Daha fazla yük olmak istemem. Önce kendime bir iş arayacağım. Yaşlı, titiz, lanet ve kalp hastası bir iş adamına sekreter olmak istersen iş hazır. Lütfen kabul et abla. Maaş için merak etme. Ben babamın hakkından gelirim. Evet dersen çok seviniriz. Size hayır diyebilmek mümkün mü? İyi bir sekreter olmaya çalışacağım. İşe ne zaman başlıyorum? Hemen. Ben boş oturanı sevmem. Ayrıca işte ciddiyet isterim. İlaç saatlerimin bir dakika bile şaşmasını istemem. Oo! Babacığım sen de çok şey istiyorsun. Şimdi de bizi dinle bakalım. Senede 6 maaş ikramiye, 45 gün izin, fazla mesai ücreti, sigorta. Kız sen kimden yanasın? Daima işçiden yana baba. Ayrıca işe 10 gün sonra başlayabilir. Galiba daha başlamadan işten kovduracaksın beni. Niye 10 gün sonra Banu? Benim tatilim 10 gün sonra bitiyor. Ondan sonra ver elini İsviçre. Okulum açılıyor. Hazır senin kadar tatlı bir abla bulmuşken bırakır mıyım? Bu lafa akan sular durur. Bütün şartlarınızı kabul ettim gitti. Başka isteğiniz var mı bakalım? Patron bey, lütfen avansı da ihmal etmeyin. Sekreterinizin şık giyinmesi gerek. Bu yıl son senem. Okulu bitirince babama yardım etmek istiyorum. Baban seninle ne kadar gurur duysa azdır. Bir çocuk gibidir babam. Çok severim. Annem öldükten sonra babama sevgim daha da arttı. Annemin acısından babamda bir kalp hastalığı kaldı. Çok üzülüyorum. Bunları anlattığın iyi oldu. Babana bir hasta bakıcı gibi bakacağız. Her tatil bitişinde buradan bir burukluk, bir korkuyla ayrılırdım. Babama emanet edeceğim candan bir dostum yoktu çünkü. Şimdi sen varsın abla. Gözün arkada kalmasın Banu. Baban benim için kutsal bir emanettir.